Ali İmran suresi 182'ye kadar işlemiştik. 176'dan 182'ye kadar işlemiştik. Son işlediğimiz ayetlerde andolsun Allah fakirdir biz size zenginiz diyenlerin konumunu, bakış açılarını ve onların bu sözlerini, hangi mantıkla bunu söylediklerini konuşmuştuk. Şimdi inşallah 181'den devam edeceğiz. Andolsun 183'ten hocam. 183'ten mi devam edeceğiz? Evet, doğru, 183'ten. Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamız konusunda ant verdi diyenlere de ki, şüphesiz benden önce nice elçiler apaçık belgeler ve söylediklerinizle geldi. Eğer siz doğru idiyseniz o halde onları ne diye öldürdünüz? Bak, burada şunları anlamak gerekiyor. Yani bir ayetin ne demek istediğini kendinden önceki ve kendinden sonraki ayetleri bir araya getirerek konu bütünlüğü içinde anlamak gerekiyor. Ne diyordu 181. ayette? Andolsun gerçek Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Bu ne demektir? Biz Allah'ı tanımıyoruz. Allah'ı reddediyoruz. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve yakıcı azabı onlara tattıracağız. Şimdi bu ayetler onların kulağına geçiyor ve arkasından diyor ki, bu ellerinizin önceden sunduklarıdır. Allah gerçekten kullara zulmedici değildir. Yani siz kendi yaptıklarınızın bedelini burada çekiyorsunuz. Yani ateşte yanıyorsunuz. İşte buna karşılık o inkar edenler yine dünya hayatında şöyle diyorlar. Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamız konusunda ant verdi. Yani bunlar sahtekar, bunlar yalancı, bunlar peygamberin söylediklerine inanmıyorlar. Yani Allah, yani biz dünya hayatında yaşarken ateşin yiyeceği, yani cehenneme gideceksin, cehennem yakacak, cehennem onları ebedi olarak azapta bırakacak ifadelerine karşılık, sen öyle birini getir bize, biz de senin söylediklerine inanalım. Bunu getirmedikçe inanmamamız konusunda ant verdi diyenlere de ki, şüphesiz benden önce nice elçiler apaçık belgelerle geldi ve söylediklerinizle geldi. Yani sizin söylediğinizle o elçiler geldi, onları yalanladılar, siz de yalanladınız. Değişen bir şey yok. Siz doğru idiyseniz o halde onları ne diye öldürüyordunuz? Bir dakika onu açayım. Öldürdünüz. Yani ne diye onları öldürdünüz? O peygamberleri ne diye? Peygamberi öldüren bir adam Allah'ı tanır mı? O peygamberlerin doğru yolda olduğuna inanır mı? İşte inkar eden ve ehli kitap konusunda hep peygamberlere hakaret etmişler, onlara eziyet vermişler, onları yerinden yurdundan sürmüşler ve öldürmüşlerdir. Yani ateşin yiyeceği kurban getirmedikçe ifadesini kullanırken cehennem hayatını hatırlatıyor Allah'ın Resulü. Onlar da bunu yalanlıyorlar. Yani sen ateşte yanan birini getireceksin önümüze. O senin gerçekten doğru söylediğine biz inanacağız. Oysa Kur'an diyor ki Enbiya suresinin 95. ayetinde, eğer gerçekten onların bu söylediğini gerçekten Allah yerine getirmesi için Kur'an'da çelişki yok diyor. Çelişkisi olmayan bir Kur'an'da da diyor ki Enbiya suresi 95'te, ölenler dünya hayatında tekrar geri gelmeyecek. Çok ayette bunu anlatıyor. Yani kesinlikle bu yok. Mesela İbrahim, Allah'ım ölüler nasıl diriltilir bana göster. İbrahim bilmiyor mu? Ölüler nasıl diriltilir bana göster.
inanmıyor musun İbrahim dediği zaman neyle izah ediyor Allah bunu? Ölü kelimesini farklı anlamlarda kullandığını, duyarsız hayvanların ölü olduğunu, duyarsız hayvanları eğitip kendine alıştırdığın zaman, çağırdığın zaman onlar sana koşarak gelirler ifadesiyle ölüyü diriltiyordu. Diriltildiğini anlatıyordu. Yine ölüleri nasıl diriltileceğini sordukları zaman baklagillerin, tahılların güneş aşırı boyutlara ulaştığında, yaz geldiğinde döküldüğünü, yağmur yağdığı zaman da çimlenerek çıktığını izah ederek siz de böyle diriltileceksiniz ifadesiyle anlatıyordu. Herhalde alın işte bu ölü, işte bu ölüyü alıyorum, diriltiyorum. Böyle izah edecek hali yok çünkü Kur'an buna müsaade etmiyor. Asla Allah kendi söyledikleriyle çelişir konuma geliyor o zaman. Hocam o zaman şöyle anlayabilir miyiz? Ahiretten bir alamet mi istiyor oradaki bu ayet tefsiri veyahut da tercümesi? Tabii. Veya anlamamız gereken tabii şey. Ahiretten sen bir kesiti bize göster. Cehennemlik olan insanları orada bir görelim. Ondan sonra da biz de sana inanalım mı? Onu diyorlar. Zaten bunu söyleyenler, inkar edenler, ahirete inanmayanlar değil mi? O peygamberleri yalanlayanlar değil mi? Peygamberleri yalan ve ne diyor ayette? Allah'a itaat eden Resul'e de itaat eder. Resul'e itaat eden Allah'a da itaat eder. Allah'a itaatsizlik, Resul'e itaatsizlik. Resul'e itaatsizlik de Allah'a itaatsizlik. Çünkü Resuller Allah'ın söylediğini bize aktarıyor. Yoksa onlar kendiliğinden bir şey söyleyemez diyor Allah. Yani Allah ahiret aleminde insanlar dirilecek. Zulmedenlerde o zulümlerin karşılığını ateşte ödeyecek. İşte ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe derken ateşte yanma olayını inkar ediyor bunlar. Yani ahiret alemini inkar ediyorlar. Eğer seni yalanlarlarsa senden önce apaçık belgeler, zeburlar ve aydınlık kitapla gelen elçileri de yalanlamışlardır. Yani her peygambere Allah kitaplar göndermiş, kitaplar vermiş ve o toplumlarda da yine o peygamberleri belgeler getirdiği halde yalanlamışlar. Seni de yalanlarlar çünkü hani biz bir toplumun önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onlarla birlikte hareket edenleri helak ederiz diyor. İşte bunlar Rabbani yoldan sapan insanlar hep gelen peygamberleri yalanlamışlar. Sadece seni değil. Bu süre gelen bir Allah'ın sünnetidir. Allah da onları ne yapıyor? Vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olanları o Cibril'e karşı düşman olduklarından dolayı Allah onlara düşman kesiliyor. Düşmanlık da nedir? Eğer bunda kalpleri tamamen mühürlenmişse kesinlikle o peygamberleri dinlemeyecek konumda ölürken de inkar ederek ölecek mesajını veriyor. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Devam et hocam, özür dilerim. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Her nefis ölümü tadıcıdır. Bak şu ayet bile Hazreti İsa ölmedi. Onu Allah katına yükseltti ifadesini kullanırken Hazreti İsa'nın ölmediğini söyleyenler kesinlikle yanılmıştır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir ayette de şöyle diyordu. Senden önce hiçbir nefse ölümsüzlüğü tattırmadık ifadesi kullanıyordu. Yani Hazreti İsa da son nebi Resul'den önce geldiyse o da ölmüştür. Burada
her nefis ölümü tadıcıdır derken insanlar doğarlar, büyürler, ölürler. Kesinlikle dünyada sürekli kalamazlar. Bir iblis kalacak dünyada. O da insan yaşadığı sürece yaşayacak. Çünkü iblis olmasa insan olmaz. İnsan olmazsa iblis diye bir varlık olmaz. İblis de insan denemeye tabi tutuluyor. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir ifadesiyle bunu anlatıyor. Evet. Kıyamet... Alican, iblis Allah Allah pazarlık yapıyor. Sen hiç Allah Allah pazarlık yaptın mı? Ben yapmadım abi. Biz öyle bir pazarlık yapmadı tabii. Peki Allah iblisi senden daha mı çok seviyor? Ondan pazarlık yapıyor. Kıyamete kadar ona süre veriyor da seni muhatap bile almıyor yani. Pazarlık şansı bile vermiyor sana. Git diyor İstanbul'un işte varoşlarında o gürültüsünde çileni çek, doldur, gel buraya. Sonra bakarım işine diyor. Tabii yani öyle anlaşılırsa aynen bu dediğiniz gibi olur Tevfik abi. Allah insanı muhatap almıyor da iblisi sanki muhatap alıyormuş gibi. Hatta iblise tövbe et de demiyor Allah. İblis bir hata yapıyor güya. Onlar, hani onların gözünde bir hata yapıyor. İsyan ediyor. Ve Allah iblise güya tövbe et demiyor. Hata yaptıysa tövbe et demesi lazımdı Allah'ın. İşte bu tabi böyle çelişkiler tabi olmaz tabi yani. Peki bu iblis kaç tane? Bir tane mi bu? Yani yoksa çok mu? Abi o arkadaşlar tabi çok diyorlar. Hatta iblis ve soyu işte sizin düşmanınızdır dedeki ayetten iblisin bir soyu olduğunu düşünüyorlar. İşte iblisin hatta peki, buradan resulü olduğunu düşünüyorlar. Kendi soyun, bütün soy, kendi soyunun adına mı pazarlık yapıyor? Hani toplu iş sözleşmesi gibi sendikalar gidiyor, pazarlığa oturuyorlar ya işverenlerle. Şeytan da öyle mi yapıyor? Eyvallah, zaten İblis. O zaman o manaya gelir. Aslında bunun ne manaya geldiğini, tabii ben bunu hep böyle söylüyorum ama bu ne kadar garip bir manaya geldiğini, buradan çıkan sonuç oradan meleklerin resulü, meleklerden resul seçerler ayetine binaen iblisin de bir resulü olduğunu düşünüyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselam o zaman iblisin resulü varsa iblisin karısı vardır. Karısı varsa ölüyordur. Efendimiz Aleyhisselam o zaman işte endüstrisi vardır, fabrikası vardır. Bu adam çalışıyordur, yemek yiyordur, tuvalete gidiyordur falan. Yani peki, aptalca bir şey olur yani. Peki bu Allah bir iblisle pazarlık yapıyorsa, onun isteklerini yerine getiriyorsa, bundan sonra başka pazarlıklar yapmayacağı ne malum? Hesap günü pazarlıklar yapmayacağı ne malum? Veya belki Firavun'la da pazarlık yapar. Başkalarıyla da pazarlık yapar. Tabii. Allah, hani Allah'ın ilmi sonsuzdu. Peki nasıl oluyordu o zaman pazarlığa oturuyor? Evet. Sen 3 de ben 5 vereyim gel ortada anlaşalım. Hani Allah hükmüne kimseyi ortak etmezdi? Peki nasıl iblisi o zaman ortak ediyor? Pazarlık yapıyor ona? Aynen öyle. Felaket bir şey yani bu. Çok felaket, evet. İşte, hocam, bu pazarlık yapmıyor hocam. İblisi tanıtıyor bize. Çok güzel. Allah nasıl bir şey olduğunu böyle bir mizansenle tanıtıyor. İblisin nasıl bir varlık olduğunu. Yani kaç tane iblis var dedi ya Tevfik hocam. Ne kadar insan varsa her insanın içinde bu var, iblis. İşte o kadar da takva meleği var. Ya, aynen öyle. Yani aynı özellikte. Öz insanın içinde var olan bir teklif sunucu melektir iblis. Yani bu kesinlikle kendine kodlanan bilgiler dahilinde hayatını sürdürüyor. Zaten her insan kendinden sonraki kuşaklara öldükten sonra yine bu devam edip gidiyor. Onda da o iblis genetik olarak aktarılıyor. Yoksa sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak Kur'an bunu anlatıyor. Yoksa iblis kesinlikle kendine kodlanmış bilginin dışında hareket etmez diyor, bize bilgiyi veriyor. Burada iblis kendisi söylemiyor bunları. İblisin nasıl bir varlık olduğunu Allah bize anlatarak böyle bir ifade kullanıyor. Evet. Hayır hocam. Normalde iblis herhangi bir canlı, yani bizimle beraber bizim rakibimiz gibi bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani bu bize anlatılmış olan, onlara göre iblis canlı bir varlık. O devamlı olarak işte bizim ne yaptığımızı o görüyor. Bizim görememiş olduğumuz yerlerden
bizi avlamak için mücadele ediyor. Aslında yaratılışta acı, sevinç, gülmek, ağlamak kodumuzun içerisinde Cenab-ı Allah nasıl kodlamışsa, bir anne sevgisi, baba şefkati nasıl kodlanmışsa, iblisi de yanlış noktasında, fücur noktasında içimize koyup bize devamlı olarak telkinde bulunan bir içgüdü. Öbür taraftaki takva meleği de Allah tarafından doğruyu arz etmiş olan yine içgüdü. Ama biz benlikse iki meleğin söylemiş olduklarından bir tanesini tercih edip yapmış olduğumuz şey kullu nefsin bima kesebet rehine, boynumuza asılmış olan bir rehine oluyor. Yaptığımız şeyin, tercih ettiğimiz şey ahirette sorulmaya sebep olacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Bak mesela iblis olmasaydı, hani şeytan dedi ki Araf suresi 20'de şeytan dedi ki ey Adem ve eşi ne? Dedi ki eğer yasak ağaç olmamış olsaydı, iblis diye bir varlık olmamış olsaydı siz de iki melek olurdunuz diyor. İşte sizi iki melek olmaktan ayıran özellik iblistir. Yani iblis insana yaratılışta verdiği söze muhalif olarak isyanı, inkarı, fuhşu, ahlaksızlığı, haram yiyiciliği teklif sunmakla görevli bir melek oluyor. Bu olmamış olsaydı insan da melek olurdu ifadesiyle. Kesinlikle imtihan diye bir şey olmaz o zaman. Yani imtihanın asıl sebebini insana yanlış teklif sunan bir meleğin olması lazım. O da iblistir diyor Kur'an. Ayetin sonunda dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Şimdi bu cümle dünya hayatının aldatıcı olmasındaki gerçeklik bundan önceki işlenilen suçların temelini teşkil ettiğinden dolayı burada anlatıldığını düşünüyorum. Yani elçileri yalanlayanlar, Kur'an'ı yalanlayanlar, Kur'an'a göre bir dünya kurmak istemeyenler, dünya hayatının aldatıcılığına kapıldıklarından dolayı bunu böyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu dünya hayatının aldatıcılığına biz de dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya hayatı nasıl aldatıcı oluyor? İşte kişi sahip olduğu imkanların daha fazlasına sahip olmak istiyor. Malı mülkü varsa biraz daha yığmak istiyor. Veya çocukları varsa onlara ben çektim onlar çekmesin mantığıyla daha lüks bir hayat yaşam sunmak istiyor. Belli güçlerin karşısında yamuluyor. Allah'tan ziyade insanlardan korkmaya başlıyor. Tabii ki dünya hayatı da insana belli derecede bir rahatlık sağlıyor. Onu kazandıkça, yığdıkça, malı mülke elde ettikçe bu rahatlama gevşeme getiriyor. Ve sonuçta kazandığım bu kadar malın mülkü geriye dönüp de ya infak edeyim, başkalarının ihtiyacı var, Allah yolunda harcayayım demek zor geliyor. Çünkü o refahın bir bölümünü kaybedeceksin bunları yaparsan. Dolayısıyla dünya hayatı seni aldatıyor bu şekilde. Ama sonra bir gün bir de bakmışsın ki ölüm kapına gelmiş. İşte bu aldatıcılıktan dolayı ölüme kadar bunu fark edemiyorsun. Fark edemediğin zaman da ebediyen kaybedenlerden oluyorsun. Dünya hayatının aldatıcılığına dikkat etmek gerekiyor. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. İmtihan nasıl oluyor? Hani Bakara suresi 214. ayette siz iman ettik demekle hemencecik cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlar öyle acıktılar, öyle susadılar ki yardım ne zaman ya Rab dediler. Yardım pek yakındır ifadesiyle Allah onları
Yani dünya hayatında eğer Müslüman olanlar size güç ve kuvvetle destek verirse onlara karşı mücadele vereceksiniz ve onları eline teslim olmayacaksınız. Hani bir ayette de fitne öldürmekten beterdir diyor. Yani o inkar edenlerin safına geçmektense ölmek daha iyidir. Çünkü ölürsen o iman ve salih amelle cennete gideceksin. Ama onların içerisine girip de biraz daha yaşasan ebedi bir cehenneme hak edeceksin. O zaman öl, onların içinde kesinlikle inkar eden konuma gelme ifadesiyle bunu anlatıyor. İfadesini kullanıyor. İmtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Burada yani kesinlikle inkar eden ve ehli kitap olan, bak ifadeye bak, bir ayette de şöyle diyordu. Çok ayet var bu konuda da hani Bakara suresi 120. ayette Yahudilerden ve Hristiyanlardan asla dost edinmeyin. Onlar size dost olmazlar. Ne zaman onlar size dost olur bilir misiniz? Siz onların dinine girdiğiniz zaman, Yahudi ve Hristiyan olduğunuz zaman onlar size dost olur diyordu. Yine size düşman olarak Maide suresi 82-83. Ayette size düşman olarak en şiddetli olan Yahudileri ve müşrikleri bulursun diyor. Size yumuşak olanlardan da Hristiyanlarız diyenleri bulursunuz. Onların işlerinde Hazreti İsa'nın dinini anlatan papazlar vardır. Sen onlara Kur'an'ı anlattığın zaman onların gözleri yaşlarla dolar ve derler ki Allah'ım bizi de şahitler topluluğuna yaz diye ağlarlar, yere kapanırlar ifadesiyle anlatıyordu. Yani Allah her insan tipini bize tanıtıyor ve bizim de nasıl bir davranış ve onlara karşı hareket edeceğimizi anlatıyor. Elbette çok eziyet göreceksin. Eğer sabreder ve sakınırsanız, yani onların eziyetlerine aldırmadan, yolumuzu değiştirmeden, inkar etmeden, sabırla Allah'ın yolunda dik duruşunuzu gösterirseniz, emirlere olan azmindendir. Yani Allah'ın emirlerine sadakat ve azmindendir ifadesiyle bunu anlatıyordu. Evet. 186. ayet. Müslüman olarak yola çıkmış olan insanların geçireceği süreçlerden, belli kesitlerinden bilgi veriyor Allah bize. Kimlerden bize karşı eziyet gelecek, zulüm gelecek ve buna karşı bizim ne yapmamız gerektiğini de söylüyor. Eğer sabreder ve sakınırsanız, yani neden sakınacağız? Yanlışa sapmamaktan, harama sapmamaktan, kötülüklere sapmamaktan sakınacağız. Çünkü insanın başına zulüm geldiği zaman sabretmek gerçekten çok zor bir olay. Büyük direnç isteyen, büyük sabır isteyen, ancak idealist olan insanlar böyle şeylere sabredebilirler. İdealist olmayanlar genelde ya havlu atıyorlar veya yolunu değiştiriyorlar. Hani kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. Bak, Hristiyanlar, bütün müfessirler, Hristiyanlar ve Yahudilerin kendi bulunmuş olduğu dönemlerde Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dininde olduğunu zannediyorlar. Oysa Hristiyanlar ve Yahudiler
Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dininden sapan insanlar. Bak ne diyor ayette? Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Yani Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inandığını iddia edenler döneminde onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Yani onlar da Müslümanız demişlerdi o dönemde. Ama onlar bu verdikleri sözden caydılar. Fakat onlar bunu açıklamakta arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değer satın aldılar. Yani dünyayı ahiret alemine tercih ettiler. Ve dolayısıyla da o aldıkları şey ne kötüdür ifadesi. Yani dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ne kötüdür. Dünya bir an, ahiret ise ebedidir. Ebedi bir hayatı dünyaya tercih etmediler. Dünyayı ahirete tercih ettiler ifadesiyle onların yanlış yolda olduğunu anlatıyor. Biz kitap-ı ehli derken Allah'ın gönderdiği vahiy orijini dini satan, gizleyen, zan ve tahminle Allah adına din uyduranlara kitap-ı ehli diyoruz. İşte bunlar Kur'an'da bu ayette belirtildiği gibi. Evet. Gerçi buradakilere utul kitap diyor hocam. Yani kitap ehli demiyor da kitap verilenler diyor. Ama o kitap verilenler tabii ki yanlış yola saptığı zaman kitap ehli olmuş oluyor. İşte burada şunu anlamak gerekiyor. Yani hani Allah iman edenlerle Yahudilerden, Hristiyanlardan ifadesini kullanırken iman edenler kelimesini ümmiler için kullanmış. Yahudi ve Hristiyan olanlar için de Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inandığını iddia edip bozulanları anlatmış. Orada onlar kendini düzeltir, Müslüman olursa tekrar ilahi mesaja dönerse işte onlar kurtuluştadır ifadesini. Bakara 62'yi anlatıyorsun. Ha, Bakara 62'yi bir de onu da söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. Maide 69'u anlatıyoruz. Evet, şimdi burada diyor ki hani kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. Şimdi ben bu ayetleri okuduğum zaman onu insanlara açıklayacaksınız. İlk başta bizim ülkemizde kurulmuş olan Diyanet İşleri geliyor. Yani onlar zaten bu iş içinde maaş alıyorlar. Yani dini insanlara anlatmak için. Tabii kuruluş maksadı aslında mevcut rejimin, sistemin dini kontrol altına alması için. O onun maksadı. Ama oradaki görevli olan kişi onun maksadına uymak zorunda değil. Allah'ın maksadına uymak zorunda. Dolayısıyla o gün insanlardan Allah onu gizlemeyeceksiniz, açıklayacaksınız diyor. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. Şimdi günümüzde de aynı sistem uygulanıyor. Yani sisteme, rejime zarar vermeyecek şekilde işte tabiattan, çiçeklerden, böceklerden, yardımlaşmalardan, kalp kırmalardan, kandil gecelerinden hatta kendi dinlerinin, kendi kitaplarının harflerine dahi tahammül edemeyip yasaklayanlara dua ettirmeye varıncaya kadar böyle Firavun'un büyücüleri gibi sapla samanı birbirine karıştırıp din diye topluma yedirdiler. İşte günümüzdeki Diyanetten tutun, cemaatlerden tutun, tarikatlardan tutun, hepsi bunu yapıyor. Yani Allah'ın dinini, bak Kur'an budur, bundan dışarı çıkmayacağız, Allah böyle söylüyor diye saf dini anlatan bir cemaate, bir topluma ben rastlamadım bu zamana kadar. İşte Allah da arkalarına attılar, evet Kur'an'ı gerçekten rafa kaldırdılar, ölülere okudular. Ona karşılık az bir değeri satın aldılar. Ne uğruna? İşte memursa maaşı uğruna veya tarikat şeyhi ise oradaki sürdüğü saltanat uğruna veya cemaatse şuysa buysa oradaki elde ettiği menfaat uğruna, yurtları uğruna
ahireti verip dünyayı satın alıyorlar. O aldıkları şey ne kötüdür. Evet, bu ayet, o gün insanlar böyle yapmışlar, bugün de aynısını yapıyorlar, değişmiyor. Demek ki o zaman biz bunlar gibi olmamamız gerekiyor. Böyle yapmamamız gerekiyor. Yani dünya menfaatlerine karşılık Kur'an'ı arkamıza atmamamız gerekiyor. Kur'an'da mevcut olan gerçekleri söylememiz gerekiyor. Mesela işte Maide suresi 44'te hep söyler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Siz hiçbir cuma günü o kalabalıkların içerisinde hocanın kalkıp da ey iman edenler bak Allah böyle söylüyor. Bakın bizim ülkemizde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmiyor. Ne toplumda, ne ekonomide, ne siyasette, ne mecliste. Şirk, tevhid hepsi birbirine karışmış. Allah da böyle yapanların kafirlerin ta kendileridir diyor. Bakın böyle yapanlar, bunları destekleyenler, bunlara karşı çaba sarf etmeyenler, Kur'an'ı arkasına atanlar, hepsi Allah indinde sorumludur. Dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Bırakın cemaatin önünde söylemeyi, dost meclislerinde bile, yani böyle küçük 3-5 kişilik gruplarda bir araya geldiklerinde bile söylemiyorlar. Söylenilmiyor yani. Dolayısıyla bu ayet bugünümüze hitap ediyor. O gün olan şeyler bugün de aynı soruyor. Hocam bir şey diyebilir miyim bu konuda? Buyur. Bugün basında bir haber vardı. Bir tane İslami yazar diyor ki Allah diyor bu doları yükseltip indiriyor. Öbür tarafta bakan çıkmış bunları Allah bize yaptırıyor. Hatta 3 sefer Allah'ın hakkı 3'tür misali. 3 sefer Allah bize yaptırıyor, Allah bize yaptırıyor, Allah bize yaptırıyor diyor. Yani bu düşüncede olan insanlardan ne beklersiniz? Ya tabii ki. Sonuçta Allah kimseye, herhangi bir şeye zorlamıyor. Allah vahyediyor. İşte insanlar dileyen yapıyor, dileyen arkasına atıyor. Yani birileri çıkıyor öyle söylüyor. Birileri de çıkıyor Anadolu Müslümanlığı vardır diyor. Yılbaşı gecesi birkaç kaza atabilirsin diyor. Yani sapla saman birbirine karışmış. Kur'an'ı terk ettiğin an artık toplumun nerede duracağı belli olmaz. O bakımdan biz ayıklamamız gerekiyor. Hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü. Kur'an'a kim yakın mesafedeyse biz de yakın olmamız gerekiyor. Kim uzak mesafedeyse biz de uzak olmamız gerekiyor. Kur'an'ın formülü bu. Dolayısıyla bu toplumun Kur'an'ı bilmeden, Kur'an'ı anlamadan kurtuluşa erme imkan ve ihtimali yok. Bitmiş yani. Varsa yoksa bu kitabın toplumun gündemine girmesi gerekiyor. Ve doğru bir şekilde de anlaşılması gerekiyor. Üzücü olan da bu kitabı, hani ben hurafeci değilim, ben gelenekçi değilim, ben Kur'an'ı anlamak istiyorum diyenler bile ısrarla çamura saplıyorlar kendilerini. Yanlışlardan bir türlü çıkamıyorlar, kurtulamıyorlar. Onun için bizim çok şey yapmamız gerekiyor. Yani rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Herkes bir kova ter döker, siz de döküyorsunuz derdi. İki kova ter dökmeniz lazım. O da yetmez. Üçüncü kova teri dökerseniz ancak siz cennete girebilirsiniz derdi. Gerçekten doğru söylüyormuş, haklı söylüyormuş. Çok çalışkan da bir insandı. Allah rahmet eylesin. İşte ben Kur'an'ı anlamak istiyorum ve yaşamak istiyorum diyenler üç kova ter dökmeleri gerekiyor. Başkaları bir kova dökebilir, o bizi ilgilendirmiyor ama biz üç kova ter dökmemiz gerekiyor. Yani diğerlerinden üç kat fazla performans sergilememiz gerekiyor. İşte zaten Allah bize Resulleri örnek gösteriyor. Resullerin hayatını örnek gösteriyor. Onların her attığı adım, bütün hayatlarındaki her şey vahiy yolunda geçmiş. O yolda mallarını feda ettikleri gibi canlarını da feda etmişler. 188. Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övülmekten hoşlananları kazançlı sayma. Onları azaptan kurtulmuş olarak sayma. Onlar için acı bir azap vardır. Hani bir ayette de
yapmadığınız şeyi veya yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz ifadesi kullanıyordu. İşte getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övünmekten hoşlananları, yani bunların işi gücü övünmek, yapmak değil, hoşlananları sayma, onları azaptan kurtulmuş olarak da sayma. Onlar için acı bir azap vardır. Yani dünya hayatında insanları kandırmak, insanları aldatmak için bunu söylüyorlardı. Yine Bakara suresi 264. ayette o inkar edenlerin amelleri dağdaki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolacak. Ahiret aleminde onların yaptıkları ameller kesinlikle değere tabi tutulmayacak ifadesiyle bunu anlatıyordu. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye güç yetirendir. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Rızık veren Allah, insanları öldüren Allah, dirilten Allah, efendim tekrar hesaba çekip azaplandıracak olan, cennete atacak olan Allah. Allah her şeye güç yetirendir. Ne diye Allah'ın söylediğini ne karşı muhalefet ediyorsunuz? Aslında tevhid demek, bak bu doğru dürüst anlaşılmamış, tevhid Allah'ın ortaya koyduğu vahiy ölçülerinde vahiylerle hayatı süslemek demektir. Yani Allah'ın söylediğinin dışında hiçbir şeyi tutup da Allah'ın söylediğine denk saymamaktır. İşte tevhid budur. Yani Allah'ın sözleri etrafında toplanmak. Allah'ı bir olarak tanımak değil. Deist olanlar Allah'ı bir olarak tanıyor ama Allah'ın Rablerini tanımıyorlar. Allah'ın Rablerini tanımak da hani bizim yaşamımızı, ölümümüzü, ibadetlerimizi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler ifadesiyle bunu anlatıyordu. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Düşünebiliyor musun? Gece olmasaydı, hep gündüz olsaydı veya gündüz olmasaydı, hep gece olsaydı ne olurdu? Düşünün diyor Allah. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, yani dağların, ovaların, efendim insanların, hayvanların, her türlü nimetlerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, birbirlerini izlemesinde, temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Yani bir ayette de diyordu ya, Allah gökten suyu kesse, siz ne yapardınız diyor. Eğer su olmasa insan yaşayabilir miydi? Allah hayvanların o bedeninden yararlanmayı, etinden, sütünden, gübresinden, efendim yükünden yararlanmayı engelleseydi siz ne yapardınız? Allah yerdeki toprağın insanlara vermiş olduğu o nimetlerden sizi uzak koysaydı siz ne yapardınız? İfadesiyle inanan, aklını kullanan insanları düşünmeye, tefekkür etmeye davet ediyor. Evet. Yani şimdi bu ayetten yola çıkarak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Allah biliyorsunuz her şeye ayet diyor. Delil, belge, ayet, beyine. Şimdi bu ayetten yola çıkarak birisi göklerin ve yerin yaratılışına baksa, denizlerin fıtratına, asanın fıtratına, ölünün fıtratına, ama sonra da Allah gitse burada asanın fıtratını değiştirse bir anda, onu yılan yapıverse, ejderha yapıverse, peki o zaman göklerin ve yerin yaratılışından biz nasıl bir belge delil çıkartacağız, nasıl tefekkür edeceğiz, nasıl sebep sonuç ilişkisini anlayacağız, anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Neden? Çünkü olmayacak şeyler yapıyor Allah deriz. Yani ve sonra da bize diyor ki
bakın benim yarattığıma, orada sizin için ayetler vardır diyor. O zaman haşa, Allah bizimle kendi söylediğini yalanlamış oluyor. Bizimle de dalga geçmiş oluyor. O zaman bu Allah güvenilir bir Allah olmaktan çıkar. Yani şu ayeti doğru anlasa bile insanlar, mucize denilen uçuk kaçık bir şey olmadığını anlarlar. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Tefekkür edenlerden bahsediyor. Onlar ayaktayken, yani şu ayakta olmadanki halini düşünerek, efendim iken, otururken, yani tefekkür etmeyi, sürekli göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünmeyi, Hazreti İbrahim gibi ayı, yıldızı, güneşi inceleyip kesinlikle bunların insanların taptığı gerçekten doğru mu? Ay'a tapıyorlar insanlar, güneşe tapıyorlar, yıldıza tapıyorlar. Bunların hiçbirinde bir kararlılık bulamadım deyip kaybolduklarını görüyor. Yani onlar ilah olacak, Allah olacak bir konumda değil diyerek, bunları yaratan Allah vardır deyip o Allah'a iman edip Allah'ı buluyor. Allah da onu insanlara imam yapıp o müşrik bir toplum içerisinde kendisini kurtarıp doğru bir yola bulan en önde insan olarak anlatıyor. Allah'ı zikrederken ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Yani tefekkür ederler. Yani hani Hazreti Musa dedi ki, Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Allah da dedi ki, sen beni göremezsin. Hayır, görmek istiyorum deyince, o zaman göğe bak. Yani burada bu ayeti anlatıyor. Yani göklerin ve yerin yaratılışı hakkındaki o incelikleri bir incele. Hayvanlara bak, bitkilere bak, efendim dağa bak, yıldıza bak, güneşe bak, aya bak. Onlar yerinde karar kılabiliyor mu? İşte iki, hani bir ayette de diyordu ya, iki kere daha gözünü çevirip gezdir, o gözler çatlaklık ve çarpıklık bulamamaktan baygın olarak geri döner. İşte bu göğe, aya, yıldıza bakmak neyi anlatıyor? Çelişkisiz bir yaratılışı anlatıyor. İşte biz de diyoruz ki, Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yaratmış olduğu evren yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında asla bir değişiklik bulamasın ifadesiyle anlatıyor. Ve arkasından diyor ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Her şeyin bir sebep ve hikmeti vardır. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Biz sana iman ettik. Senin gönderdiğin peygamberlere, kitaplara, ahiret alemine, Cibril'e iman ettik. Ve bizi ateşin azabından koru ifadesiyle Allah'ı tam bir teslimiyeti ifade ederek anlatıyor. Evet, şimdi Hasan Yılmaz hocam, bilmiyorum orada bir şey sormak istiyorum. Burada diyor ki, onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Sen yan yatarak zikrediyor musun, tesbih çekiyor musun? Şimdi zikir çekmek, ben tasavvuftayken eline tesbih alırsın veyahut da ne bileyim devamlı Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah dediğin zaman uyuyana kadar da zikretmiş olursun. Zikir bu mudur? Zikir tefekkür müdür? Düşünmektir. Bir ayeti algılamak. Geçen alimin bir tanesi şöyle diyordu. Kur'an-ı Kerim'i bütün olarak okuyacağınıza diyor, sevap maksatlı. Bir tane ayet-i kerime anlama maksatlı okursanız daha büyük sevap kazanırsınız diyordu. Ondan dolayı yani insan yan yattığı zaman bu gece okumuş olduğumuz ayetlerden bir tanesi tefekkür etmek, düşünmek zikir değil midir Tevfik abicim? Elbette ki.
Yani neden burada Allah yan yatarken diyor. Onlar atları zikredenler. Ama diyor ki ayaktayken, otururken, yan yatarken, yani insanın üç halinden sadece takla atarken zikredenler demiyor mesela. Ama üç halinden bahsediyor. Demek ki devamlı olarak Cenab-ı Allah'ı aklımızda tutup, yani yaşantımızı Allah'ın vahyine göre uygulamak düşüncesi devamlı olarak taze tutulması gerektiğini söylediğini inanıyorum. Eyvallah. Yani ben şunu anlıyorum. İnsanın yaşantısının tamamında Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşamasını anlatıyor. Yani işte evlenirken, ne bileyim, çalışırken, yaşlıyken, gençken, efendim üzüntülüyken veya sevinçliyken, fark etmiyor her neyse, Allahsız bir yaşam sürmezler. Bunu aslında özetliyor. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken diye. Bir de tabii göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Aslında bizim hiç yapmadığımız bir şey, düşünmediğimiz bir şey. Ve diyor ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Yani bu cümleden ben şunu anlıyorum. Bir şey yaratılmışsa onun bir maksadı vardır. O zaman onun maksadını bilin diyor Allah. Bulun, yaratılmışların maksadını bulun. Nedir maksadı? O zaman buradan Hatice Hanım'a sormak lazım. Hatice Hanım, insanın var olmasındaki maksat nedir? İnsanın var olmasındaki maksat, Allah yaratılış kıstasında da anlatıyordu. Yani sınav, imtihan dünyası akrederek vahiy çerçevesinde yaşamak. Tevfik abi. Tabii o görevi, yani vahiyin çerçevesinde yaşaması o insanın görevi. Fakat Allah insana hiçbir varlığa vermediği özellikleri vermiş. Yani iradeyi vermiş. İyiyi ve kötüyü seçebilme, yapabilme. Hani Ali Rıza Hocam diyor ya, hani tabiri caizse sanki küçük bir Allah gibi sanki yeryüzünde yaratmış. Buyur şimdi ve senin yaratacağın meydanı da sana bıraktım. Bakalım ne yapacaksın, nereye karar vereceksin? Ama buradaki maksat ne? Buradaki maksat Allah'ın maksadı aslında. Bak ben ne yapabiliyorum filan gibiden ziyade iyiliğin ortaya çıkmasını sağlamak. Allah'ın maksadı bu. İyiliğin yaşanmasını sağlamak. Ama iyiliğin olabilmesi için kötülük alternatifinin de olması lazım. Kötülük alternatifi yoksa iyilik olmaz. O zaman robot olur her şey. Allah robotlar yapardı. O robotlar sırf iyilikten yana çalışırdı. Ama o zaman o robotun yaptığının bir anlamı olmuyor. Kötülük alternatifi var da buna rağmen kötülüğü tercih etmeyip iyiliği yapıyorsa o zaman onun bir anlamı oluyor, kıymeti ve değeri oluyor. Dolayısıyla... Tevfik Hocam. Buyur. Diyor ya Allah her şeyi çift yaratmıştır diye. Evet. Şimdi bu çift yaratılıştan dolayı eğer iyi olanını kötü olanını görmezsek iyinin olduğunu nasıl anlayacağız? Tabii ki. Bir de benim bir şey dikkatimi çektiydi daha yıllar önce. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hocası İsmail Fakurullah. Hatta şeyde Siirt'te işte bunlar yaşamışlar. Orada hayatlarını şey yapmışlar. Şimdi İsmail Fakurullah'ın müzesi vardı. Şimdi müzeyi gezerken İsmail Fakurullah normalde bir din alimi. Ama adamın müzesini gezerken şunu fark ettim ve orada kendi kendime sormuştum. Şimdi onu anlatılınca vakıf oldum neden böyle olduğuna. Adam feza ilmiyle ilgilenmiş. Mesela uzayı araştırmış. Efendime söyleyeyim. Yıldızları araştırmış, güneşi araştırmış, işte güneşin doğuşu, batışın zamanını araştırmış, ayın işte doğuşu, batışı, hallerinin zamanını araştırmış falan. Böyle ben çok tuhafıma gitmişti. Yani bir din alimi neden bir uzay bilimleriyle ilgilensin, yani fezayla ilgilensin, ayla, güneşle ilgilensin.
Şimdi bu ayetleri okuyunca biraz daha kafamda oturdu bu. Hatta şöyle bir hadisesi var. Adam gece karanlığında köyün içinde dolaşırken kuyuya düşüyor. Diyorlar ki ya sen alim adamsın, sen burayı bilmen lazım. Hani geziyorsun, dolaşıyorsun, her şeyi inceliyorsun, irdeliyorsun. Burayı bilmen lazım. Adam da diyor ki ben diyor fezayı bildiğim kadar diyor bu köyün sokaklarını bilmem diyor. Yani şimdi bu ayetlere baktığımız zaman demek ki